Medeni kanunumuzda boşanma nedenleri, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez hale getiren her nedendir. Emsal vermem gerekirse, müvekkilimiz için açtığımız bir boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. Mahkeme, İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna, davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı. 500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla da kesinleşti. Şahit beyanlarıyla, tanık beyanlarıyla kanıtlandı. Ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler. Bu şekilde tanık beyanlarıyla da dava kanıtlanmış oldu. Karşı tarafın kişisel temizliğine özen göstermemesi vesaire nedenlerle davada tam kusurlu olduk. Karşı taraf dediğim davalı tarafın tam kusurlu olmasına karar verilmiştir. Altında da tazminatla ilgili maddeleri yazdık. Bir mahkeme gerekçeli kararında şu şekilde arz etti. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davalı erkeğin kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması vesaire boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğu, davacı kadının ise kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır şeklinde de gerekçesini oluşturdu mahkeme. İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza gerek temizliğimize özen göstermeliyiz. 22 yılları böyle de iken sonradan 1-2 yılından sonra çift davranışına başlamış. Her bir davada 20 bin 30 bin maksimum 50 bin lira çıkar. 500 bin lira çıkmaz. Yani. Yargıtay kararı sonuçlandı, kesinleşti Selim Hanım. Tabii. Selim orada kesinleşti karar. Yani eşler her konuya dikkat etmesi dikkat gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor yani. Özen göstermesi gerekiyor her konuda. Haftada İyi bir günde, değil. Kötü günde yanında olması gerekiyor.